Evet, herkese merhaba. Instagram takip ediyorsanız daha hızlı analiz isteyen arkadaşlar HGV Trade sayfasını Instagram'da aratın. Burada bir video modeli açtım size. Hızlı analiz, jet analiz diye. Burada kriptolar ve forex özellikle bunlarla alakalı video çekimleri koymaya başladım. Gün içerisinde akşamı beklemeden veya herhangi bir saat diliminde burada videoları görebiliyorsunuz. Burayı takip edebilirsiniz. Bir de videonun altında açıklama bölümünü tıkladığınızda orada bir Telegram adresi olacak. Orası da HGV Trade Kripto bölümü. Burada da analizleri inceleyebilirsiniz. Ücretsiz gruba katılabiliyorsunuz. Linki tıklayıp buradaki analist arkadaşların analizlerini, destek dirençlerini, paylaşımlarını ve işleme girdikleri zaman hangi işlemlerde olduklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda BNB ilk önce, daha sonra ADA, daha sonra da LTC'yi inceleyeceğiz arda arda. Burada size destek direnç noktalarını, stratejileri, pozisyonda olan arkadaşların nerelere dikkat etmesi gerektiğini, pozisyona girmek isteyenlerin nerelerde girip çıkabileceğini göstermeye çalışacağız. İlk önce hemen Ghost'u bozduğum vadeye atıyorum. Bunlar güçlü ana direnç ve ana destekler arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Burada benim gözüme çarpan ilk nokta 506.22.897. Çünkü burası güçlü bir direnç olmuş fiyata. Zaten fiyat hemen aşağısında. Lütfen bu rakamı not edin. Bu rakam önemli, güçlü direnç. Bu güçlü direncin hiçbir zaman uzun barlarla geçilmesini istemiyorum. Niye derseniz, çünkü aynı şekilde bir geri çekim etkisi yapıyor. Buna dikkat etmek lazım. Burayı sindirerek geçmesi tercihim olur. Üstünde de kalıcılık yaratmasını, eğer yükseliş bekliyorsam, ilk önce buranın üzerinde kalıcılık sağlaması şart arkadaşlar. Bunu not alın lütfen. Bu önemli. Hemen orta vadeyi açıyorum. Biraz daha yakından bakalım fiyatlara. Daha hızlı işlem yapan arkadaşlar için. Şimdi burada gördüğüm fiyat hemen zaten Gosu bu ara direnç 490.22.327'nin hemen altında kapatmış. Buralarda kapatmasının bir sıkıntısı yok. Fakat fiyatın, yani yükseliş bekliyorsam arkadaşlar, şuranın yani 490 22.327'nin kesinlikle üstüne atmasını ve burada kalıcı olmasını beklerim. Bu şart yani yükseliş için. Ondan sonra da ne dedik? Bunu yazdınız zaten. Ondan sonra da ne dedik? Mutlaka mutlaka 506 ana direncini geçip üstünde kalıcı olması şart. Bu kesin arkadaşlar. Bundan sonra da göreceği, karşısına çıkacağı 529 68 939 ara direnci var. Bunu da not alabilirsiniz. Şimdi biraz daha yakından inceleyeceğim. Sayılar kafanızı karıştırmasın. Büyükten küçüğe doğru gittim. Biraz daha hızlı işlem, daha kısa vadelerde, daha kısa aralıklarda işlem yapan arkadaşlar için bunu açıyorum. Şimdi trade position'ımız var arkadaşlar. Neydi? Bu trade position'ın kırılımı, aşağı veya yukarı hiç fark etmez. Diğer trade position'ı bize gösteriyordu. Hatta bir de yarım hareket yapıyordu arkadaşlar. Şimdi burada benim gördüğüm bu trade position aşağı kırıldı ve diğer trade position'ı gördüğü, daha sonra da bu trade position üstünde kaldı. Yani burada mesela 485 trade pozisyonunda pozisyona girilip 498 trade position kovalanabilir. Take profit yapılıp stopu da buraya çekerim, 498'e. Burada da yarım hareketi, fakat ana direnç olduğu için tam üstünde değil, take profit'i şu bölgeye alır. Stopumu da buraya çekerim. 498 stoplu, 500 civarında take profit zorlanabilir arkadaşlar. Burada stratejiniz bu olabilir. Ne diyelim, bu trade pozisyonu aşağı kırdı, sell pozisyonu açabilip
Yani 485'te ters yönlü pozisyon açıp bir aşağıdaki trade position 476 zorlanabilir arkadaşlar. Devam etmek isteyen arkadaşlar da stopu buraya alır. Yarım hareketi aşağı yönlü devam edebilir. Şimdi diğer coin'imize geçelim hemen. Ada'ya. Ada demiştik yanlış hatırlamıyorsam videonun başında. Hemen uzun vadeyi açıyorum ve fiyatın buraya yakın olduğunu hemen görüyorum. Bu rakam önemli. 1.08.868. Lütfen dikkat edin. Güçlü direnç konumunda. Üzerine attığında da güçlü destek konumunda olacak bu rakam. Bunu mutlaka yazın arkadaşlar. Çünkü bu rakam değişmiyor. Hemen orta vadeyi koyuyorum. Orta vadeye bakıyorum. Şimdi burada en yakın olan fiyata 1.04.773 destek konumunda olacak. Destek konumunda olacak bu bölge. 1.08 yani güçlü direnci üzerinde kalıcı olduğunda da bir sonraki direnci 1.14.870 bölgesi olacaktır. Bunları not edebilirsiniz. Şimdi ben bir de kısa vadeyle atıyorum üzerine. Hemen anlık stratejileri konuşmak adına. Şimdi burada gördüğüm zaten hemen fiyat. Bakın trade pozisyonuna neredeyse birebir kapatmış yani. Burada da ne olmuş arkadaşlar? Bir trade pozisyonun kırılımı diğer trade pozisyonu bize göstermiş. Şimdi burada da izlenecek strateji şu olmalı. Eğer aşağı yönlü bir hareket bekliyorsak buradan pozisyon alıp diğer trade pozisyonu zorlanabilir. Stopunuzu yüzde yani ben genellikle 1-1.5 olarak ayarlıyorum. Tersi yönde ise hatta burada kırılım bir trade pozisyon. Stopunuz buradaydı. Şimdi stopumuzu buraya çekerek bir de üstüne yarım pozisyon yani 1.02.239 zorlayabilirsiniz bu aşağı yönlü hareketlerle. Hocam yukarı yönlü de ne yapacağız? Yukarı yönlü de arkadaşlar bu trade pozisyonun kırılımı yani 1.06.820'nin kırılımı ilk önce kesinlikle ana dirençli tek profit almak kaydıyla hatta biraz altında. Daha sonra fiyatın bu ana direnç üzerine atıp burada kalıcı olmasını bekleyerek ana direnç stoplu diğer trade pozisyonu yani 1.11.869'u zorlayabilirsiniz arkadaşlar. İlla devam edeceğim diyorsanız da çekin stopunuzu buraya 1.11.869'a bir yarım hareket daha zorlayın. Yani 1.5 hareketi 1.14.870'e zorlanabilir diyoruz ve LTC'ye geçiyoruz. LTC. Bakalım buradaki destek dirençlere bakalım. Stratejimize bakalım. Ne yapabiliriz? Hemen ilk uzun vadeyi atıyorum. İki uzun vade arasında fiyatımız. Orta vadeyi koyuyorum üzerine. Bakıyorum. Yani bakın rakamları neredeyse birebir. Aynı yerde kapanış yapmış. Şimdi yükseliş için ilk önce şöyle söyleyeyim. Şu 229 47.717 rakamını üzerine kırıp burada kalıcı olması şart arkadaşlar. Buradan sonra da gözünü ana direnç 268-73-632'ye diker. Aşağı gelir ise yani bu 218 desteği aşağı kırılır ise burada kalıcı olursa fiyat. Burada da ana destek 205'e sağlam destek gözünü dikme ihtimali mevcut. Genel olarak bu rakamları söyledim. Not alın. Şimdi biraz daha yakından bakacağız. Trade position açık. Kısa vadede pozisyon alınabilir mi? Nerede alınır? Buna bakalım. Şu an arkadaşlar benim gördüğüm bu trade position aşağı kırılmış. Bir hareketini yapmış diğer trade pozisyonu. Hatta buçuğu da yapmış. Burada görüyorum bunu. Burada mesela aşağı yönlü ne hareketi
zorlanabilir, ne nasıl pozisyona girilebilir. Sel pozisyonunda şurayı kırılımı zaten gerçekleşmiş. Diğer trade pozisyona hareket zorlanabilir. Sell pozisyonunda 212.00749'a. Daha sonra yukarı hareket bekliyorsak eğer, yukarı harekette de ben şu trade pozisyonunun yukarı kırılmasını beklerim ve buraya kadar, yani fiyatları da şöyle size göstereyim. 224'ün yukarı kırılmasıyla 224'ün yukarı kırılmasıyla 233'ü zorlarım arkadaşlar. %1-1.5 stopumu buraya koyarım. Burada da take profitimi yaparım diyebilirim size. Lütfen yorumlara isteklerinizi yazın. Sorularınızı anlamadığınız yerleri yazın. Videoları buna göre, sizin isteklerinize göre güncelliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.